Buyurunuz sayın yarkadaş. Değerli milletvekilleri, yargıya olan güvenin her geçen gün azaldığını Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada itiraf etmiştir. Yargıya olan güvenin %30'lar seviyesine düşmesinin sebebi nedir? Yargı neden gitgide güven kaybetmektedir? Bunun kuşkusuz başlıca sorumlusu AKP iktidarının yargı üzerinde uyguladığı politikalardır. Örneğin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu AKP'nin adeta bir kolu haline gelmiştir. Bakın elimde İçişleri Bakanlığı'nın gizli damgalı bir evrakı var. İçişleri Bakanlığı ve çeşitli valilikler HSYK'ya yazı yazarak 12 hakimi şikayet etmiş ve bu 12 hakim hakkında HSYK tarafından soruşturma açılmıştır. Bu hakimlerin tek suçu idarenin aleyhine karar vermektir. Bu hukuk devleti adına bir skandaldır. Aynı zamanda 12 hakim hakkında soruşturma açılmasının yanı sıra bazı hakimlerin terfileri de durdurulmuştur. AKP iktidarı beğenmediği, kendi aleyhine karar veren herkesi adeta suçlu olarak görmekte ve cezalandırmaktadır. Rezalet bununla mı bitmektedir? Kuşkusuz hayır. AKP iktidarı tarafından 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarının ardından bizzat Tayyip Erdoğan eliyle kurdurulan sulh ceza hakimlikleri vardır. Özel yetkili mahkemelerin kapatılıp sulh ceza hakimliklerinin devreye sokulmasıyla birlikte yargı iktidarın sopası haline gelmiştir. Ve AKP iktidarının aleyhine kim konuşuyorsa, kim AKP iktidarından şikayetçiyse onun hakkında derhal sulh ceza hakimlikleri devreye girmekte ve adeta yargısız infaz yapmaktadır. Bu sulh ceza hakimliklerinin başına getirilen hakimlerin birçoğunun ise 17-25 Aralık operasyonlarının ardından Tayyip Erdoğan ve yakın çevresini kurtaran hakimlerin olması kuşkusuz tesadüf değildir. 17-25 Aralık yolsuzluk ve hırsızlık operasyonlarında dosyaları kapatanlar bugün sulh ceza hakimliklerinde ödüllendirilmiştir. Bu hakimliklerden herhangi bir adaletin beklenmesi mümkün değildir. Bu yüzden sulh ceza hakimliklerinin bir an önce kaldırılması gerekmektedir. Bakın sulh ceza hakimlikleri nasıl karar veriyor? AKP sıralarında oturan arkadaşlarımız bu tartışmaya kuşkusuz ki şahittirler. AKP Ankara İl Başkanlığı, İl Başkanı geçtiğimiz günlerde bir toplantı yapıyor. Nedim Yamalı Başkanlığı'nda Ankara örgütüyle bir toplantı yapılıyor ve orada Can Dündar'la Erdem Gül serbest bırakılmalı mıdır yoksa tutuklulukları devam etmeli midir anketi yapılıyor. Kamuoyu araştırması yapılıyor. Belli ki oradan çıkacak verilere göre sulh ceza hakimliklerine bir talimat gidecek ve buradan yapılan kamuoyu yoklamaları sonrası buna göre bir karar verilecek. İşte burada, işte burada, burada Nedim Yamalı bugüne kadar bunu yalanlamadı. Sadece bu gazetede yok. İşte Ahmet Hakan da yazdı. Hürriyet gazetesinde. Okumadıysanız ben göstereyim. Bugüne kadar yalanlamadınız. Sulh ceza hakimliklerinin AKP'nin günlük siyasi ihtiyaçlarına göre karar verdiği ve buna göre kararlar aldığı ortadadır. O yüzden artık iktidarın bir sopası haline gelen bu hakimliklerin bir an önce kaldırılması gerekmektedir. Sulh ceza hakimliklerinin verdiği haksız tutuklama kararları yüzünden mağdur olan gazeteci arkadaşlarımız ise ne yazık ki tecrit koşullarında cezalandırılmaktadır. İşte o arkadaşlarımızdan Can Dündar ve Erdem Gül'ün geride bıraktığımız hafta Sayın Adalet Bakanı'na da yansıttığım şikayetleri. Birkaç gün önce Sayın Adalet Bakanı'na genel kurulda iki arkadaşımızın Halk TV'yi izlemek istedikleri halde izleyemediklerini ve buna ilişkin defalarca dilekçe verdiklerini söylemiştim. Sayın Adalet Bakanı bizde böyle bir dilekçe yok demişti. İşte o dilekçeyi getirdim. Şimdi Adalet Bakanı'nın bir an önce gerekeni yapmasını istiyorum ve kendisine de bugün bu dilekçeyi mektupla yolladım. Buradan da kamuoyuna
duyuruyorum ve Adalet Bakanı'nın burada verdiği sözü tutmasını istiyorum. Her iki arkadaşımızın bir an önce mağduriyeti sona erdirilmeli, tecrit koşulları bitirilmeli, tahliye edilmelidirler. Tahliye süresince de tüm haklarından, tutukluların yararlandığı tüm haklardan. Teşekkür ederiz sayın yargıç.